Değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle paylaşmak istediğimiz konu Antep'te patronların göz göre göre işlediği anayasal suçlar ve devletin bunu tüm kurumlarıyla seyrediyor oluşu. Önce Gaziantep'ten biraz bahsetmek istiyorum. Gaziantep Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri biliyorsunuz ve ihracatta Anadolu'ya rol model olarak da tarif edilen kentlerden bir tanesi. Çok çeşitli sektörlerde ihracat rakamı 2022 yılında 10 milyar 523 milyon doları aştı Gaziantep'te ve bu rakamla aslında 68 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasından daha fazla ihracat gerçekleştirmiş kentlerden biri. 68 ülkeye bedel bir kent. Şimdi biliyorsunuz bu rakamlarla aynı zamanda Gaziantep Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından da ihracatta Anadolu'ya rol model olarak tarif edilen kentlerden bir tanesi ve her yıl düzenlenen Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı şirket listesine Antep'ten bu sene 65 şirket girdi ve Gaziantep'li 3 ihracatçı şirketinde özellikle Türkiye birincisi olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Bu büyük rakamlar, bu rekorlar, bu birincilikler, bu 68 ülkeye bedel olma durumu aslına bakarsanız işçilerin canı pahasına, hayatları pahasına, hakları pahasına elde ediliyor. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi daha geçtiğimiz günlerde açıkladı. Son 10 yılda Gaziantep'te en az 427 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Şimdi Anadolu'ya rol model olarak gösterilen Gaziantep'te üretim ve ihracat temposunun düşmemesi için patronlar da kârlarına kâr katmaya devam etsin diye işçi sınıfının mücadelesi, hak mücadelesi çok çeşitli yöntemlerle kontrol altına, baskı altına alınmaya çalışılıyor. Özellikle de kentte hüküm süren bu aşırı yoğun çalışma, hak arama mücadelesini sekteye uğratan, işbirlikçi sendikal anlayışı yerleştiren despotik emek rejimi özellikle son günlerde çok çeşitli örneklerle karşımıza çıktı. Bugün bu örneklerden bahsedeceğiz size. Patronlar Gaziantep'te anayasa yasa tanımayan despot bir saldırganlıkla devasa bir sömürü ve cinayet rejimi kuruyor. İşçilerse sadece patronlarla değil aslında patrona arka çıkan tüm yerel ve merkezi idare, kolluk, yargı, medya, bürokrasiyle de mücadele etmek zorunda kalıyor ve bu bir haysiyet mücadelesi haline gelmiş durumda. İşte son bir aydır bütün bu anlattıklarımızı apaçık ortaya seren örnekler yaşandı. Bugün bunları aktaracağız size. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde, Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde işçiler son bir aydır düşük ücret dayatmasına karşı ayaklandılar, direnişler gerçekleşiyor. Kimi iş yerlerinde, kimi fabrikalarda işçiler eylemler başlattılar. Sanko'ya bağlı ASKO tekstil işçileri düşük zam dayatmasına karşı ilk tepki gösteren işçiler oldu. Sonrasında Kozahalı'da, Şireci'de, MDZ'de, Boyar Kimya, Artemis ve Erkaplan'da işçilerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı ama elbette bu kazanım hiç de kolay elde edilmedi. Aslında işçilerin istedikleri çok basitti. Açlık sınırında ücret, mesai ücretlerinin yasal biçimde ödenmesi ve ikramiye hakları. İşte bu çok temel, çok aslında basit talepler için günlerce 50 derece sıcağın alnında organize sanayi bölgesinde fabrikalar önünde gece gündüz direndi işçiler. Bu basit talepler için bile işçi sınıfı bugün Türkiye'de günlerce direnmek zorunda kalıyor. İşte işçilerin taleplerinin büyük çoğunluğunu birleşerek, birliklerini koruyarak kazanmaları ve kazanmadıklarını korumak için de gerekli olanı yapmaları, sendikalaşmaları bugün Başpınar patronlarının gözüne batıyor. Şimdi bu sendikalaşma konusunda anayasal ve yasal hakları hatırlatmak isterim kısaca. Anayasa madde 51 çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Diyor ki çalışanlar önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptirler. Türk Ceza Kanunu madde 118 sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu
tanımlıyor. Apaçık biçimde ortaya koyuyor. Diyor ki bir kimseye karşı, bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetinin engellenmesi halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hüküm olunur. Ama görüyoruz ki Antep patronları işçilerin sendikalarda örgütlenmesinin önüne geçmek için anayasa yasa tanımaz tutumlarını devletin tüm yetkili organlarının, kurumlarının gözü önünde özgürce sergileyebiliyor. Bu Antep için yeni bir durum da değil, son bir ayın meselesi de değil. Yıllardır işçileri kölelik koşullarında sefalet düzenine mahkum biçimde çalıştırmak isteyen patronların bu yasa hukuk tanımaz aslında tutumları son bir aydır daha da açığa çıkmış durumda. Ağızlarından millet iradesi lafını düşürmeyenler irade işçinin olunca patronlardan yana tutum almaktan hiç çekinmiyorlar. Biz bugün burada bu meclis çatısı altında söylediklerimizi bir aydır fabrikaları önünde direnen işçilerin yanında fabrikalarının önünde de dile getirdik, seslendik. Duymadılar. Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde patronlar ne derse kulak kabartanlar işçilerin sesine, işçilerin fabrika önünde süren direnişinde hep birlikte söylediğimiz söze kulak tıkadılar, kulak vermediler. O yüzden bir kere de buradan anlatacağız tüm gerçekleri. Bir kere de buradan işçilerin taleplerini, patronların işlediği anayasal yasal suçları dile getireceğiz. Şimdi Antep'te Erkaplan, Artemis ve Şireci fabrikalarında yaşananlar patronların adeta ülkenin tüm yasalarından muaf bir beylik düzeni kurduğunun göstergesi. Erkaplan ve Artemis'te işçiler günlerce direnerek ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi taleplerini patrona kabul ettirdiler. Kazanımlarını korumak için de Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası, Bir Teksem Sendikası'nda örgütlendi işçiler ve iki fabrikanın patronu da Artemis ve Erkaplan patronları da işçilerin sendikalaşmasının önüne geçmek için türlü çeşit yöntemi herkesin gözleri önünde, devletin gözleri önünde uyguluyor, deniyor. Ne oldu peki? İşçiler anlatsın istiyoruz. Erkaplan işçileri halen direnişe devam ediyorlar. Fabrikaları önünden bu sendikalaşmaya yönelik aslında patronun uyguladığı hukuk tanımaz yöntemleri önce onlardan dinletmek istiyorum size. Biz burada Erkaplan işçileri olarak bir zam talebinde bulunmak için sendikalı bir şekilde olaya kalkıştık. Zam talebinde bulunduk, zamda anlaştık. 2 saat içinde bir anlaşma oldu. Ama zamdan sonra sendikalı adam kabul etmem dediği için patron, biz burada içeriye alınmadık ve günlerden belli bekliyoruz, haklarımızı arıyoruz. Sendikalı bir şekilde içeri başlamak için. Şu an arabuluculuktayız. Arabuluculukta mahkemede mahkememiz devam ediyor. Ama biz kapının önünde direnmeye devam ediyoruz. Biz buradayız. Yani bir yere ayrılmadık. Herkesin desteğini de bekliyoruz. Çünkü gerçekten kolay değil beklemek. Herkese selam olsun. İyi günler. Evet, siz de dinlediniz. Erkaplan'da Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Bir Teksen'de örgütlenen işçilere patron Kadir Kaplan, polisin, basının, dayanışma için gelenlerin gözü önünde yasaları çiğneyerek sendika düşmanlığı yaptı. Yasalarla işçilere sağlanmış bir hak olan sendika hak ve hürriyetleri tanımadığını apaçık bir biçimde ifade etti. Fabrikanın patronu işçilere sendika bizim kırmızı çizgimizdir. Biz burada sendikalı işçi çalıştırmayız dedi. Ve bu herkesin, polisin, amirlerin, mülki amirlerin gözleri önünde yaşandı. Hatta işçiler bunu görüntüledi ve bir suç olduğunu söyleyerek de Antep İşçi Postası'nda bu görüntüler yayınlandı. Patronun apaçık sendika düşmanlığı yaptığı o video günler önce yayınlanmasına rağmen halen hiç kimsenin bir şey yaptığı yok. O videoyu da sizlerle paylaşmak istiyorum.
Çıkardınız mı? Yok. Devlet üzerinden çıkış yaptınız mı? Yok. Merkez çıkışını yaptın mı? Niye yapmadınız? Yapmayacak mı? İçinize bakın. Bir şey yapmayın. Yöneticimiz tek yani sendika. Biz bütün bu şekilde içeri girecek olmazsınız da. Bakın, senin sendika kaç kuruş para veriyor sana? Ekmeğini kim veriyor sana? Tamam dostum, şimdi sendikanın bir zararı ne zararı var yani? Ya benim sendikadan, mendikadan ne işim var arkadaş? Ben sizi iş aldığımda, benim elimde sözleşmem var. Benim yanıma geldiniz, çalıştınız. At kulaşı, çalışıyor musunuz? Tamam, çalışıyorum. Tamam, bitti. Başka laf yok. Herkes Bismillah deyip, hiçbir şey olmamış gibi internetten herkes şeyini düşürsün, gelsin işine başlasın. Ya sendikada ne olacak? Evet, patronun bu yasa tanımaz tutumu herkesin gözleri önünde sergilendi. Yetmedi. Kazanımlarını elde ettikten sonra fabrikaya girip üretim yapmak isteyen işçileri sendikadan istifa etmeden fabrikaya sokmayacağını alenen söyleyen fabrika müdürleri, bir de bunun suç olduğunu söyleyen bir Birteksen Başkanı Mehmet Türkmen'e yine işçilerin, emniyet görevlilerinin, medyanın gözleri önünde saldırdı. Bunun da videosu var, bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Bunu düşünüyorduk. Sabahki dediklerinizin evet, dışına çıkana kadar. Fakat Er Kaplan'ın kendi bünyesinde uyguladığı kurallar. Dün de konuştuğumuz üzerine Er Kaplan'ın kurallarına razı gelerek pazartesi çalışmak isteyen arkadaşlara kapımız sonuna kadar açık. Nedir o kurallar? Kişilerle konuştuk biz, herkesin de her şeyden haberi var. Her kaplanın kendi kuralları. Daha önce bu kuralların hepsi o. Siz söyleyin. Sendika kırmızı çizgilerimiş usta. Üstadım, biz böyle bir şey demedik. Her kaplan, bundan önce siz kaç yıl çalışıyorsunuz? Üstadım, ben dinler misin lütfen? Dinliyoruz. Tamam, benim muhatabım sen değilsin. Benim muhatabım işçilerim. Bana işçilerim söylesin. Bana işçilerim cevap versin. Biz sendikayı tanımıyoruz diyorsun. Ben seni tanımıyorum. Sen kimsin? Sen buranın çalışanı mısın? Sen benim muhatabım değilsin. Sendika başkanı. Tamam, sen benim muhatabım değilsin. Ben muhatap alana kadar... Peki şunu mu diyorsunuz? Sen... Sendikalı işleri içeri almayız mı diyorsunuz? Biz öyle bir şey demiyoruz. Ne diyorsunuz? Ben söyledim. Ne söyledin? Az önce söyledin. Az önce söyledin. Az önce söyledin. Kabul etti işte. Sendika kırmızı çizgimiz dedin. Sakin ol abi. Benim muhatabım sendeyiz. Ben seni muhatap olmaya karar verdiğimde almadım. İki kere görüştüm benimle. Ben almadım. Sen almadın mı? Almadım. Ben kimle görüştüm? Ben almadım arkadaş. Ben seni muhatap hiçbir zaman almadım. Çünkü benim için o kadar değerin yok. Anladın mı? Öyle mi? Evet. Kimle görüştün? Arkadaşlar günde? Ben size sabah da bildirdim. Bir dakika. Düzelt. İndirir misin elini? İndirir misin elini ya? Öyle mi? İndir arkadaşım. İndir elini ya. İndir elini. Evet sevgili arkadaşlar, çok önemli bir cümle var. Diyor ki Er Kaplan'ın kendi kuralları var. Doğru, gerçekten Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde patronların anayasadan, yasalardan üstün görülen çeşitli kuralları, kaideleri var. Devletin gözü önünde bu kuralları, kaideleri de işletmekte hiçbir beis görmüyorlar. Şimdi biraz önce izlediğiniz videoda Birteksen Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen'e saldıranlar hakkında Mehmet Türkmen ve işçiler suç duyurusunda bulundu. Patronların suç duyurusunu emir telakki edenler, talimat kabul edenler anında harekete geçerken ne hikmetse işçilerin iradesini temsil eden sendika başkanının ve işçilerin suç duyurusunun üstünden günler geçmesine rağmen hiçbir işlem yapmadılar. Er Kaplan direnişinin öncesinde de
Şireci direnişi sırasında Şireci patronu Ahmet Şireci'nin cumartesi günü içinde mesai saatleri dışında avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunun üstünden daha 2 saat geçmeden sendika başkanını gözaltına alabiliyorsunuz. Karakolda ifade verdirebiliyorsunuz. Peki sendika başkanının ve işçilerin suç duyurusunu neden kale almıyorsunuz? Neden bu suç duyurularının üstüne yatıyorsunuz? Buradan soruyoruz size. Ahmet Şireci'nin ifadesi alındı mı? Sendika başkanı Mehmet Türkmen'in ve işçilerin suç duyurusunu ne zaman işleme alacaksınız? Derhal bir açıklama bekliyoruz. Erkaplan işçileri geçtiğimiz salı günü bir hafta önce sendikalaşma haklarını engelleyen, onları tehdit eden, onlara hakaret eden, çalışma hürriyetlerini engelleyen fabrika müdürleri ve patronlar hakkında suç duyurusunda bulundu. İşe iade, sendikal tazminat, ihbar, kıdem, işçilerin tüm işçilik haklarından doğan haklar için de başvuruda bulundular. Bir hafta geçti, halen bir hareket yok Başpınar'da ve Erkaplan fabrikasında. Neden halen bir tek denetim yapılmadı fabrikada? Neden bir tek müfettiş bile görevlendirilmedi? Bunları da cevap vermeniz için meclis çatısı altından soruyoruz. Bu soruları fabrika önünde sorduk, duymadınız. Buradan soruyoruz, cevap vermek zorundasınız. Şimdi yasalar patronların canının istediği gibi hareket edebilmesi için esnetilirken işçiler yasa korumasından faydalanamıyorlar. Soruyoruz buradan, Başpınar patronları anayasa ve yasalardan muaf mı? Bunlar bu yasalardan ve anayasadan üstünler mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan cevap bekliyoruz. Başpınar patronlarının suç listesi oldukça kalabalık, kabarık. Başpınar'daki fabrikaların %90'ında patronlar işçileri işe alırken e-devlet şifrelerini istiyorlar. Kişisel verilerin korunması filan, bunun gibi hakların esamesi bile okunmuyor Başpınar'da. Ve Başpınar'da ayrıca direniş sonrası işlerine geri dönen işçilere de ciddi bir mobbing uygulanıyor, baskı yapılıyor. Saatlerce fabrika girişinde bekletiliyorlar. Yeni işe başlıyormuş gibi sözleşme dayatılıyor. Her istendiğinde mesaiye gelme zorunluluğu dayatan hukuksuz kağıtlara imza atmaları isteniyor işçilerden. E-devlet şifreni ver, sendikadan istifa et, yoksa ücretin ödenmez gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor işçiler. Yeniden soruyoruz patronlara, patron vekillerine bu cesareti kim veriyor? Şimdi bu bahsettiğim durumların tamamı Antep'te son bir aydır yaşanan direnişlerin hepsinde, tamamında örneklendi. Ancak şunun bilinmesi gerekir ki bu sadece birkaç fabrikaya özgü bir durum değil. Başpınar'ın bütün patronları bu suçları ilk kez işlemediler. Yıllardır bu düzen devam ediyor ve patronların suçlarına göz yumuluyor. Şireci patronu direniş sırasında suç işliyor, seyrediliyor. Ardından Erkaplan patronu aynı biçimde suç işliyor, o da seyrediliyor. Bunlardan cesaret alan Artemis patronu suç işliyor, o da seyrediliyor. Başpınar patronlarına suç işleme özgürlüğünü kim veriyor? Söyleyelim, bizzat sermayenin sözcülüğünü yapan AKP iktidarının elinde oyuncak olan devlet kurumları, emniyetinden İşkur'una, Çalışma Bakanlığı'na bağlı birimlerden Adalet Bakanlığı'na bağlı birimlere kadar hepsi patronların suç işleme özgürlüğüne katkıda bulunuyor. Buradan ifade etmek isteriz, artık bu kadar kolay olmayacak. Fabrikanın önünden seslendik. Şimdi meclis çatısı altından bir kere daha söylüyoruz ve bundan sonra Başpınar'da anayasal ve yasal suç işleme özgürlüğü patronlar için var diye kimse heveslenmesin. Çünkü açık bir biçimde gördük ki patronların bile bile suç işlemesine göz yuman, denetlemeyen ve suç işleyenleri kovuşturmayan tüm kamu görevlileri ve sorumlular bu suç işleme özgürlüğünde pay sahibidirler. Eğer bugün ifade ettiğimiz sorunlarla ilgili işçilerin sendikalaşma hakkının önüne geçmek, işçilerin işe girip üretme hakkının önüne geçmek, onları tehditlerle, hakaretlerle sindirmek konusunda cesaretlerine devam etmek isteyenler varsa
onlara buradan bir kere daha söyleyelim. Devletin tüm kurumlarının bu konuda denetleme görevi yapmasını, suç duyurularının bir an önce işleme alınmasını, suç işleyen patronların bir an önce kavuşturulmasını ve gerekli tüm işlemlerin yapılmasını, bu konuda işlem yapmayan sorumluların da açığa çıkarılmasını istiyoruz. Ve eğer yakın zamanda bu konuda yeniden bir adım atılmazsa, eğer yine bildiğinizi tekrarlarsanız, kulağınızın üstüne yatarsanız, bu konuda patronların suç işleme özgürlüğüne alan sağlayan tüm kamu görevlileri ve sorumlular hakkında biz de suç duyurusunda bulunacağımızı şimdiden ilan ediyoruz. Başpınar işçileri şunu bilsin: patronlar birbirlerinden cesaret alarak işçilerin haklarına, hayatlarına çöküyorlar. Ama eğer işçiler birlik olursa, sendikalarına, iradelerine sahip çıkarlarsa ve örgütlü olurlarsa, hak, hukuk o zaman işçiler için işler olur. Değilse bu patron düzeninde, bu kapitalist düzende hep patronlar lehine tutum alan, bu suç işleme özgürlüğünü kullananlar kayırılır ve onların suçlarının üstü örtülür. Tüm Başpınar işçilerine sesleniyoruz. Birleşin, sendikanıza sahip çıkın. Sizin kazanımınızın tüm Türkiye işçi sınıfının kazanımhanesine yazılacağını bilin ve bu özgüvenle hareket edin. Biz Başpınar işçilerinin, direnen Başpınar işçilerinin yanındayız. Anayasayı, yasayı ayaklar altına alan, çiğneyen patronların da karşısındayız. Buradan ayrıca yine hakları ve hayatları için, sendikalaşma haklarını korumak için direnen Sputnik çalışanlarına da selam göndermek istiyoruz. Sputnik grevine de aynı zamanda selam göndermek istiyoruz. Bu açıklamanın hemen ardından yine sendikalaşma hakları tanınmayan Sputnik çalışanlarının yanına gideceğiz ve direniş alanından yine aslında işçilerin örgütlenme haklarına sahip çıktığımızı hep birlikte söyleyeceğiz. Ülkenin dört bir tarafında iş için, ekmek için, özgürlük için direnen emekçiler her bir eylemleriyle aslında patron düzenine çomak sokuyor. Günlerdir çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hakkı olan insanca yaşayacak bir ücret talebiyle eylemde olan Fırat Elektrik'te çalışan enerji işçilerini de selamlıyoruz. Hafta sonu da onlarla buluşacağız. FEDAŞ işçilerinin haklı taleplerinin arkasındayız. İşçilerin yanındayız. Bugün Antep'te ve ülkenin dört bir tarafında göz göre göre işlenen, patronlar tarafından işlenen anayasal suçlara ve bunlara göz yuman devlet kurumlarına biz göz yummayacağız diyorum. Emek Partisi olarak direnen bütün işçilerin, sendikal mücadele veren ve sendikal iradelerine sahip çıkan bütün işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.